Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da sizinle birlikte şöyle güzel bir kılaç çanta yapmak istiyorum. Bakın şöyle şu elimdeki kağıt ipten yapılmış bir kılaç çanta. Şöyle göstereyim. Bunun içini ben çantacıya yaptırdım. Bakın şöyle yanda yine fermuarlı bir gizli cebi var. Bunun modelini de daha evvelki videomda çanta olarak yapmıştım size arkadaşlar. Bu da böyle güzel bir kılaç çanta. Şu elimdeki gördüğünüzde penye ipten yapılmış bir kılaç çanta. Bakın bunun içini ben kendim astarladım. Şöyle göstereyim. Evdeki bir kumaştan. Çünkü penye ip yumuşak bir ip olduğu için dikmek daha kolay. Şöyle fermuar yeri var. Gördüğünüz gibi. Yine şöyle küçük bir kılaç çantam daha var. Bu da makrome ipinden, naylon makrome ipinden incesinde yapmıştım bunu da. Henüz daha fermuarını falan şey yapmadım, dikmedim. Bu da böyle bir kılaç çanta. Şimdi de sizinle birlikte güzel bir kılaç çanta yapmak istiyorum. Bakın bunun kenarı deri. Şu tutma yeri. Çünkü bunu dediğim gibi çantacıya yaptırmıştım ben içine. Siz de çanta tamircilerine yaptırabilirsiniz veya bir terziye yaptırabilirsiniz. Eğer elinizden terzilik biraz dikiş geliyorsa kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun kenarı bakın kendi ipinde. Zincir çekerek koydum. Çünkü bunun içini kendim astarlamıştım. Yani çok bir terziliğim yok ama biraz elimden geliyor işte. Fermuarını falan kendim dikmiştim bunu. Şimdi arkadaşlar güzel bir kılaç çanta yapalım. Bunların genel olarak genişliğini de size şöyle söyleyeyim. Mesela bunun eni ve boyu şöyle, eni 28, boyu 18 santim. Şu minik olanın eni şöyle bakın 24 santim, boyu 14 santim. Şunu biraz daha büyük yaptım. Bunun eni 30 santim, boyu da 20 santim. Yani siz de istediğiniz boyutlarda bir kılaç çanta yapabilirsiniz ama en ideali olanı bu arkadaşlar. Şimdi de şu boyutta bir çanta yapacağız birlikte. Arkadaşlar şöyle elimde güzel bir kırmızı rengim var. Ya tam kırmızı da değil, hafif bordoya kaçan, hatta biraz da şeye kaçıyor. Bordodan çok vişne rengine bile kaçıyor. Yani güzel bir kırmızı aslında. Ekranlarda pek gözükmüyor ama güzel bir kırmızı kağıt ipim var. Bu elimdeki gördüğünüz kağıt ipim 200 gram kadar. Yani bunun zaten hepsi gitmeyecektir. Tığım da 3 numara arkadaşlar. Siz de eliniz çok sıkıysa 3,5 kullanabilirsiniz. Normalse 3 numara iyi geliyor bu kağıt iplere. Şöyle hemen tabandan başlayacağız. Arkadaşlar şimdi bu modele yelpaze modeli de deniyor, midye modeli de deniyor. Güzel bir kılaç çanta olacak bu da. Hemen zincirlerimizi atarak örgümüze başlayalım. Çok sıkı değil, çok gevşek değil. 41 tane zincir atacağız. Birinciyi attım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakın şöyle şu kalınlıkta 2 4 6 8 10 dedik 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi şöyle 41 zincirimizi attık arkadaşlar. Çok gevşek değil, çok sıkı değil. Hemen üstünü sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi ben bir zincir daha çektim şöyle sıkı ve şu birinci zincire girerek ilk sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buraya 41 tane sık iğne yapacağız. Bakın sayarak ilerleyelim. 2 3 4 5 6
7 8 9 10. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle 41 tane sık iğnemi doldurdum. Bu başa geldim. Şimdi aynı şu en sonki battığım yere tekrar batarak 41 tane de bu tarafa sık iğne dolduracağım. Yani şu en tepedeki en sondaki zincirimize, aslında başlangıç zincirimiz oluyor. Buraya 2 tane sık iğne yapmış olacağım böylece. Hemen bakın. Şu son 41. sık iğneyi yaptığım yere tekrardan bir sık iğne yaparak dönüyorum. Şurayı da lütfen sıkılayalım. 1. Her birine batıyoruz şimdi. Karşılıklı. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bakın karşılıklı geliyor sık iğneler. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Bakın şöyle karşılıklı. Şöyle geldim arkadaşlar. 40 ve 41 tane de buraya sık iğnemi koydum. Şu şekilde karşılıklı sık iğneler geldi. Şimdi ilk yaptığımız yere giriyorum ve buraya şöyle bakın kaydırma yaparak burayı sadece sabitliyorum. Şu şekilde sabitledim. Şimdi bakın 1 2 sık iğneyi atladım ve şu 3. sık iğneye geleceğim. Üzerine aldım. 1 2 3.'ye girdim. 1 2 ve 3 kere de çektim trabzanımı. Bakın üzerini bir kere aldım. Aynı yere giriyorum. 1 2 ve üçlü trabzan yapıyorum. İkinciyi yaptım şimdi. Üzerine yine aldım. Aynı yere batıyorum. 1 2 3. Tekrar üzerine aldım. Aynı yere battım. 1 2 3. Tekrar üzerini doladım ve aynı yere girerek 1 2 3. 5 tane bakın trabzan yaptım buraya. Üçlü. Üçte çekerek 1 2 3 4 5 trabzan. Aynı yere battım bakın arkadaşlar. Şimdi 1 2 ve şu üçüncüye girdim. Bunu buraya tutturdum bir sık iğneyle. Böylece birinci modelimizi oturtmuş olduk arkadaşlar. Şimdi hemen yanına ikinci modelimize başlıyoruz. Üzerine aldım. 1 2 sık iğneyi atladım. Bakın 1 2 üçüncüye girdim ve 1 2 3 seferde çekerek bir trabzan yaptım. Üzerine aldım. Aynı yere giriyorum. 1 2 3 seferde çekerek ikinci trabzanımı yaptım. Tekrar üzerine aldım. Bir trabzan daha yaptım. Üzerine aldım. 3 defa da çekerek bir trabzan daha yaptım. Üzerine aldım. Ve bu 5. trabzanım. Bakın aynı yere girerek şöyle. 1 2 3 4 5 tane trabzanımı yaptım ve 1 2 üçüncüye girdim ve burayı bir sık iğneyle tutturdum. Bakın şu anda 2 tane modelimiz oluştu.
Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Üzerine aldım. 1, 2, 3. sık iğneye girerek yine üçlü trabzan yaptım. 1. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Aynı yere üçüncüyü yapıyorum. Bakın. Aynı yere girerek dördüncüyü yapıyorum. Ve aynı yere bakın girerek 5. trabzanımı yaptım. Hepsini de 3 seferde çekerek yaptım. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Buraya da 3. sık iğneyi de girerek burayı sabitledim. Tekrar üzerine aldım. 1, 2, 3.ye geldim. Ve 3 seferde çekerek 1 trabzan. Tekrar yapıyorum. 2. Şöyle tekrar yapıyorum. 3. 4 ve 5. Hemen yanındakinden sayarak 1, 2, 3.ye girdim. Şu anda 4 tane yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şöyle güzel bir yelpaze koyduk. Ve sonuncuya geldim bakın. Üzerine aldım. Yine 1, 2 ve 3. sık iğneme girerek şu tepe uca yine 5 tane trabzanımı yapıyorum. 3 seferde çekerek. 2 3 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar bu modelin karşılıklı gelmesi çok önemli ilk tabanda. Burada hemen bir zincir çektim. Sadece bir kerelik bu. Ve tam bunun karşısına gelen sık iğneye, yani arada şurada bir iki tane sık iğneyi atladım bakın. Şuraya geldim tam bunun karşısına. Buraya yine 6 tane midyemi yapıyorum. Yelpaze de deniyor buna, midye de deniyor. 1. Tekrar size burayı iyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şurayı geri söktüm. Modelimiz 2, 4, 6, 7. model tepede yapıldı. Araya bir zincir çektim, bir kerelik. Yoksa araya hiç zincir çekilmiyor. Üzerine aldım. Tam bunun karşısına gelen sık iğneye bir yelpaze daha yapacağım hemen. Bakın burayı bağlamıyorum. Şurada arada iki sık iğnem kaldı ve şuraya geldim. Bakın tam karşısındaki sık iğneye tekrar 5 tane trabzanımı dolduruyorum. 1 şöyle 2 3 İp ayrılabiliyor arkadaşlar, ona dikkat edelim. Şöyle 4 ve 5. Şimdi artık bakın şunu şöyle yaptığımız zaman gördünüz mü? Bu uçta karşılıklı geldiler birbirlerine. Böyle. Şimdi artık her biri birinin karşısına gelecek şekilde bu tabanı oturtturacağız arkadaşlar. Taban oturtturma önemli. Bütün modellerde, bütün çanta modellerinde taban çok önemlidir. Bu modelde de çok önemli. Özellikle bu modelde daha da önemli, kayma yapar. 1, 2, bakın tam karşısına gelenin tam da zaten 3. oluyor. Buraya giriyorum. Girdim ve burayı da bağladım bu şekilde. 1. yelpazemiz tamamlandı. Tam da bakın karşılıklı. Görüyor musunuz şöyle?
Şimdi ikinciyi yapacağız. Üzerine aldım. 1, 2, bakın tam karşısına geliyor 3. Siz de bunu iyi ayarlayın. Buraya yine 5 tane trabzan dolduracağım aynı yere. Şöyle 2 oldu. 3 oldu. 4 ve 5. Aynı yere giriyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üçüncü sık iğneme girdim ve burayı bağladım. Şöyle. Tam da bunun karşısı. Bu şekilde. Bakın şöyle tuttuğumda hepsi karşılıklı gelecek. Gördünüz mü? Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde her biri birinin karşısına gelecek şekilde kaydırmadan devam edelim. Şuradan girdim üçüncüye ve aynı yere 5 tane trabzanımı yapıyorum. 3 seferde çekerek yapıyorum trabzanımı. Oldu. 4 oldu ve 5 oldu. Geldim tam karşısı hem de 1 2 3.'ye de giriyorum. Zaten artık karşılıklı gelmeye başladı. Üzerine aldım 1 2 3.'ye girdim. Buranın da trabzanlarını yapıyorum. 3 4 5 yine 3. sık iğneme girerek burayı da bağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buraları da bir tamamlayıp başa kadar bir gelelim. Bakın. Şimdi arkadaşlar bakın sonuncu midyedeyiz. Sonuncu motif diyelim. Üzerine aldım. Yine 1, 2, 3.'ye girdim. Tam da bunun karşısı. Yine beşli trabzanımızı koyalım buraya da. 2 3 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar bakın şunu bağlamadan önce size iyice bir göstermek istiyorum. Bakın tam karşılıklı 1 2 3 4 5 6 7 tane motif bu tarafta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane motif bu tarafta. Bütün motifler bakın şöyle kapattığım zaman bakın birbirini karşılıyor. Hiçbirinde bir kayma yok gördüğünüz gibi. Bu da sonuncu. Şu şekilde. Eğer sizin için bu küçükse siz bunu 6 zincir fazla çekerek bir motif daha büyütebilirsiniz. 6 ve 6'nın katları olarak gidiyor bu. Şimdi geldim arkadaşlar şu son motife. Geldim bunu şuraya bağlıyorum bakın. Yine 1, 2, 3. Buraya önce bir bağlayayım. Evet. Şimdi bunu buraya bağladık. Bağladıktan sonra bakın arkadaşlar şurası bağlandı gördüğünüz gibi. Burası da böyle. İkinci motife, ikinci sıraya geçerken şimdi şuradaki motifimiz var ya, burası başlangıç yerimiz. Şu birinci trabzanın tepesine girip sadece kaydırma yaptım bakın bir. İkinciye de girdim, kaydırma yaptım.
şöyle kaydırarak, sadece kaydırma yaptım 2. Üçüncüye de girdim, kaydırma yaptım. 1, 2, 3 tane burada şeyimiz var. Kaydırmayı biraz önce başlamışım arkadaşlar. Bir saniye. Hemen şuradan geri alıyorum geriye. İlk bağladığım noktayı. Şuraya. Bunu bağladım ben şimdi. Erken bağlamışım. Şimdi ortadaki 3. trabzana kadar kaydırma yaparak geliyorum. 2'yi de kaydırdım. Bakın 1, 2, 3 ortadaki trabzana geldim. Bunu da kaydırdım. Şöyle kaydırma yaptık. Bak tekrar şöyle göstereyim size. Burası böyle oldu. Bu kaydırmaları hep yapacağız arkadaşlar. Üst sıraya geçerken. Şimdi geldik arkadaşlar. Şu bağladığımız yer var ya. Motifleri bitirdikten sonra şu araları bağlıyorduk. Bakın. Buralara koyacağız bu motiflerimizi. Üzerine aldım ve buraya girdim bakın. Şu araya. Yine 3 seferde çekiyorum. 1 2 3. Şöyle 1 oldu. 2 3 4 5. Şimdi geliyorum 1 2 3'üncüye giriyorum. Yani 3. trabzanın üzerine girdim ve bu şekilde burayı bağladım. Bakın motif birbirinin içine girdi. Şöyle. Şimdi yandaki motife geçiyoruz arkadaşlar. Yine üzerine aldım. Zaten sayarsak da 1, 2, 3'üncüye gelmiş oluyor. Ama saymaya da gerek yok. Araya gireceğiz zaten. Bakın aradaki bağladığımız yere giriyorum. Ve buraya yine 5 tane trabzan koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Geldim şimdi 1, 2, 3'üncüye girdim ve bunu buraya bakın bağladım. Böylece bakın ikinci motifi de yapmış olduk. Şu şekilde tutayım. Şöyle. Aralara giriyoruz arkadaşlar. Zaten sayarsak da belli. 1, 2, 3'üncü tam araya gelmiş oluyor. Üzerine aldım. Yine aradan 5 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5. Yine 1 2 üçüncüye bağladım. Bu şekilde şu araları bir doldurup şu başa gelelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bir yüzü bitirmiş olduk şöyle. Bakın. Şuradayız. Karşılıklı gelmesi için araya bir zincir çekip de bu tarafa geçtiğimiz yerdeyim şu anda. Tam dönme yeri. Buraya bir tane model girecek şimdi arkadaşlar. Bakın tam bunun ortasına battım yine. Üzerine alıyorum. Şöyle aradaki çektiğim o bir zincire girerek şimdi. Şöyle. 5 tane trabzanımızı koyacağız arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 ve 5.
iki modelin arasına bir zincir çekip dönmüştük hatırlıyorsanız. Oraya bir midye yaptık, bir model koydum ve şöyle döndüm, yine 1 2 3. trabzanın tepesine giriyorum ve burayı da bağlıyoruz bu şekilde. Şimdi bakın şurası bir model yapılarak dönülmüş oldu, şu köşe böyle. Artık sıra geldik, sıra buraya yapılıp burası yine karşılıklı gelir. Arada bir böyle gelerek burası dönecek arkadaşlar, bu taraf. Ama burada hep bir kaydırma işlemi olacak. Şimdi oraya kadar yine aralara modelimizi koyarak bakın şöyle devam edelim. İki modelin arasındaki o sık iğnelere beşli trabzanlarımızı yaparak devam edelim. 3 oldu. 4 oldu ve 5 oldu. 1 2 3. trabzanın tepesine girdim ve battım. Üzerine aldım. 1 2 3. Tam da araya geliyor, bakın gördüğünüz gibi. Oraya yine bir model koyuyoruz. Bu şekilde modelimizi yerleştire yerleştire öbür başa kadar gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu başa da geldim. Şöyle. Şu araya yine bir model koyuyoruz. 1, 2 ve şu 3. Şuraya. Yine buraya da 5'li trabzanımızı yapıyoruz. 1, 3 şöyle 4 ve 5. Bunu da bakın şuradaki modelimizin şu arasına bağlayacağız. Yani sayarsak da yine 1, 2, 3 etmiş oluyor. Geldim bunu buraya bağladım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi birinci sırayı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakın şöyle göstereceğim size. Şu şekilde. Nasıl bu tarafta bir model köşeye geldiyse bu tarafta da bir model köşeye gelmiş oldu bu sırada. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi başlangıç noktamız burası. Yine arkadaşlar isterseniz buraya siz bir belli olması için bir şey koyabilirsiniz. Yani nereye geldiğinizi anlayabilmek için. Sizin için daha rahat olur. Hatta arkadaşlar ben de bakın bir tane şuraya bir ayraç koyuyorum. Burası bizim başlangıç noktamız diyelim. Şöyle. Buraya da geldik, bağladık. Bakın bu ikinci motif sıramız da tamamlanmış oldu böylece. Şöyle göstereyim. Bakın yine hepsi karşılıklı ve iki başta bir model burada var, bir model burada var. Yani modelimiz çok düzgün bir şekilde ilerliyor demektir bu. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Üçüncü modelimize. Bu model biraz iç içe girdiği için iki sıramız tek sıra gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen yanına girdim ve bir kaydırma yaptım. Birinci sırada yaptığımızı yapıyorum. Yanına girdim, yine bir kaydırma yapıyorum. Çok sıkı yapmayın bu kaydırma işleminizi. Modeli boğmayın ve şu tepeye de geldim, bakın üçüncüye. Oraya da bir kaydırma yaparak buraya geldim. Şöyle. Şimdi artık yine buradan modelimizi koymaya başlayabiliriz. Şöyle kaydırarak bakın buraya çıktım. Ve şuraya modelimizi koymaya başlayacağız. Yine bakın 1, 2, 3 araya girip trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. 2
3 4 ve 5. Geldim en üst tepeye, üçüncüye girdim ve bunu buraya bağladım arkadaşlar. Bu şekilde bakın üste çıkmış olduk burada. Şimdi modelimizi koyarak şöyle dönelim. Bu sırayı da birlikte devam ettirelim arkadaşlar. Üzerine aldım, yine araya girdim. Artık saymaya gerek görmüyorum ben. Ama siz takılıyorsanız sayın. Her zaman üçüncü bizim bağlantı noktalarımız. Ama yerleri belli olduğu için saymadan da artık trabzanlarımızı koyabiliriz. 3 oldu. 4 oldu. Ve 5. Geliyorum 1 2 3 tepeye battım. Şöyle aldım, yine şu üçüncüye giriyorum, araya yani trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle 4 ve 5.'yi de yapalım. 5 trabzanımı yaptım. 1 2 3 şu tepeye yine bağladım. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar, ama bu sırayı da yine birlikte geçelim istiyorum. Evet. Şöyle şu uca kadar gelelim şimdi. Yine şu bakın köşeye geldim arkadaşlar. Şuranın hem bu tarafına hem o tarafına model gelecek şimdi. Yine modeller karşılıklı düşmüş olacak. 2 3 4 5. Şimdi şunun yine tepesine, üçüncüsüne batıyorum. Bakın burada bir model oldu. Hemen dönüp yine şuraya da bir model gelecek şimdi. Araya yine trabzanlarımı dolduruyorum arkadaşlar. 2 3 4 5. Zaten artık modeli anladınız büyük ihtimal. Şu tepeye yine girdim. Bakın ilk sırada olduğu gibi yine bunlar karşılıklı geldi. Yani bir sırada şuraya bir model, köşeye bir model düşüyor. Diğer sırada bakın modeller yine karşılıklı düşüyor. Bu şekilde modellerimizi devam ettireceğiz. Şimdi şu başa da gelelim, tekrar bir üst sıraya geçelim. Modelimizi ilerletelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu taraftaki şu modelin etrafına geldik. Şöyle şöyle tutayım, başlangıç yerimiz diyelim. Yine bunun bu tarafına bir tane yaptım ve bunun tepesine batıp bağlıyorum. Şimdi şu araya da bir model koyacağız arkadaşlar. Üzerine aldım, şu araya girdim. 1 2 3 4. trabzanımız ve 5'i de yapıyorum. Ve arkadaşlar bakın şuraya giriyoruz, bunu da şuraya girdim. Şöyle. Böylece bir sırayı daha tamamlamış olduk. Bakın şöyle göstermek istiyorum size.
Yani bu köşedeki yapılanın aynısı buraya da yapılmış oluyor arkadaşlar. Bakın şurada bir dönme yerinde model vardı. Onun sağına ve soluna birer model daha düştü. Aynı buradaki olduğu gibi. Ve böylece bu sıramız da tamamlanmış oldu. Şimdi bunun bir üst sırasına geçmek için tekrardan bakın burada tamamlandı. Bir giriyorum ve ipimi kaydırıyorum şöyle. Tabi bunu isterseniz buradan alıp şuraya takabilirsiniz. Bitme noktası ya da başlama noktası gibi düşünün, nasıl isterseniz. Şöyle alın, şöyle koyun. İkinciyi de girdim ve yine kaydırdım. Şöyle en tepeye çıktım. Üçüncüyü de girdim ve kaydırdım. Şimdi artık bakın. Şöyle tekrar göstereyim. Modelimiz bu. Yine bundan sonrası dördüncü sıraya geçmiş olacağız. 1, 2, 3 sıramız bitti. Dördüncü sıraya da yine kaydırma işlemimizi tamamladık. Üzerine aldım. Bakın şu araya giriyorum. 1, 2, 3. Araya girerek trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İstediğimiz yüksekliğe ulaşana kadar örgümüzü devam ettireceğiz. Zaten bu model iç içe girmeli olduğu için bir, yani iki sırası bir sıra gibi düşünün. Evet, 5 tane yaptım. 1, 2, 3, şu tepeye geldim ve giriyorum. Evet, bakın bir üst sıraya geçmiş oldum. Beş. Şuraya geldim. Şöyle yapalım da şey olmasın. Bakın şimdi daha iyi gözüküyor. Dördüncü sıramıza geçmiş olduk böylece. Şöyle göstereyim. Burada. Bu şekilde artık örgümüzü istediğimiz yüksekliğe kadar gelebiliriz. Köşeleri de tam anladınız sanırım artık herhalde. Anlamadıysanız da tekrar dönüp videoyu seyredebilirsiniz arkadaşlar. Bitme yerine kadar ilerleyelim artık. Bitme yerinde de tekrar birlikte çantamızı kapatırız. Arkadaşlar şimdi bakın son sıraya geldim ben. Şurada 12 sıra modelimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra model. Yine şurada bakın ilk kaydırma yaptığımız yere geldik. Son motifimi koydum. Batma yerine batıyorum. Bakın şöyle. Ve bunu buradan kaydırıyorum. Böylece burayı bağlamış olduk. Şimdi çantamız tamamlandı. Siz bunun yüksekliğini daha fazla yapmak isterseniz devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi son sıramızı artık motifimiz bitti. Bakın en son bir kaydırma yaparak bir sıra gideceğim ve tamamen çantamızı bitireceğiz. Şu üst tepeleri var ya bakın. Bunların buralarına değil de şöyle üstten bakınca bakın buraları çiftli gözüküyor. Tam ortasına batarak şöyle giriyorum ve kaydırma yapıyorum. Sık iğne yapmıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çiftli burası. Görüyorsunuz. Şu çiftli. Ortasından girdim şöyle. Sadece kaydırma yapıyorum. Tepelerine. Bu şekilde. Girip sadece kaydırma yaparak bir sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Model kasmasın üst sıra. Normal. Çok gevşek de değil.
ördüğünüz gibi yapacaksınız. Sadece kayma yaparak arkadaşlar şöyle. Şu arasına giriyoruz bakın. Böyle değil de şöyle arasına girerek sadece kaydırma yaparak en üst sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Daha düzgün durması için şöyle. Bakın hiç kasmadan, çok sıkı değil, çok gevşek değil, normal ördüğünüz örgünün ayarında. Her birine tek tek girerek sadece kaydırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın kaydırarak ilk başlangıç yerimize geldim. Burayı da kaydırdım ve bir tane de şuradan şuraya girdim. Yine kaydırdım. Burada modelimizi bitirdik. Şöyle içe doğru gidiyorum. Bakın herhangi bir yerine girip içe doğru da bir kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Artık ipimizi kesebiliriz. Şöyle. Bunu da içe şöyle çekerek yok edebiliriz ipimizi içe doğru. Zaten eğer astarlayacak olursanız çantayı bu içinde gözükmeyecektir. Şöyle. Arkadaşlar şimdi çantamız bitti. Gördüğünüz gibi güzel bir kılaç yaptık. Şöyle. Şöyle biraz çantanızı esnetebilirsiniz. Örerken çünkü topluyor. Şöyle bakın göstereyim. Benim elimdekinin santimi şöyle ene 24 santim olmuş. Boyu da şöyle göstereyim size 17 santim. Yani 17'ye 24 santim. Eğer siz bunun boyutunu biraz daha büyük yapmak isterseniz dediğim gibi alt zincirlerden biraz fazla başlarsınız. Boyunu daha yüksek yaparsınız. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Hatta daha büyük yapıp çanta haline de getirebilirsiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle kenarına bir tutmak için sap yapacağız birlikte. Yine kendi ipinden yapıyoruz sapımızı. Ha, eğer çantanızı siz götürüp çantacıya yaptıracaksanız isterseniz sapını deriden koydurabilirsiniz. Ama ben size şimdi yine kendi ipinden bir sap yapacağım buraya. Nasıl arzu ederseniz öyle olabilir. Bakın hemen şuradan kenardan şu iki modelin şu birleşme yeri var ya. Buradan girip yapacağım ben şimdi. Şöyle. Şuradan. Bakın aldım ipimi. Girdim. Bir zincir çektim ve şunu da bağlıyorum arkadaşlar. Önce zincirimi çektim, sonra şunu bağladım. Evet. Şimdi şuraya aynı yere bakın bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yani tekli sık iğne yaparak yapacağım ben örgümü. Şu ipimi de arada yürütebiliyorum. Bilirsiniz, siz de yürütebilirsiniz. Şöyle bakın, hem de onu yürütelim. Bir zincir çekiyorum. Tekrar döndüm. Yani dediğim gibi tekli sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim, döndüm. İpimi yine şöyle aldım araya. Girdim. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. İpimi yine şöyle araya aldım. Buraya bir sık iğne daha yaptım. Çok sıkı yapmıyorum. Bir zincir dönüp hemen aynı yere batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Şöyle. Bu şekilde bir zincir çekip dönerek sık iğnelerimizi
Sapı istediğimiz uzunluğa gelene kadar arkadaşlar devam edeceğiz. Bir zincir. Şöyle döndük. Ve aynı yere battım. Bakın şöyle devam ediyor. Bir zincir. Dönüyorum. Ve bir sık iğne. Bir zincir. Dönüyorum. Bir sık iğne. Bir zincir. Dönüyorum. Bir sık iğne. Şöyle. Bu sapımızı istediğimiz kadar uzunlukta yapabiliriz. Arkadaşlar bakın ben şöyle 35 tane üst üste sık iğneyi yaptım. Siz de istediğiniz boyutta yapabilirsiniz çantanızın sapının uzunluğunu. Şöyle düzünü bulun arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle olacak yani. Geldim. İlk başladığım yer var ya, yine oraya girerek şöyle kaydırdım, bağladım, bir zincir çektim arkadaşlar. Şöyle bakın burayı. Ve tekrardan şuraya bir sık iğne koydum. Yine bir zincir çektim. Artık sapımızı tamamlayabiliriz. Hatta tekrardan bakın şöyle girip kaydırma yapacağım ki orada ipimi kestiğim zaman alta rahat çekebileyim diye. Bu şekilde. Artık şurayı da kesiyorum. Ve ipimi de buradan bakın pardon şöyle göstereyim. İpimi de şuradan alıyorum. Kökünden içe doğru. Bakın şöyle içe çektim. Şöyle aldım, içe çektim. İçte de yine şöyle bakın herhangi bir yere girdim. Burada içinde yine bir zincir gibi bağlama yapıyorum. Birkaç yerden yapın, açılmasın. Şöyle. Böylece sapımız da yapılmış oldu arkadaşlar. Bakın yerini de göstereyim. Bu şekilde. Siz bu boyutu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu şekilde kılacımızı tamamladık. Sapını da koyduk. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kılacımızı tamamladık. Eğer siz bunu istiyorsanız şöyle güzel bir terziye verip çantacıya götürüp bunun içini güzelce astarlatıp bir de fermuar diktirebilirsiniz arkadaşlar. Ya da elinizden geliyorsa kendiniz de yapabilirsiniz. Sapını da ister deri yaptırın, isterseniz benim yaptığım gibi yaparsınız. Böyle güzel şık bir kılaç elde ettik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.